LGS6 fen bilimleri testi birinci soru. Belirli bir tarihte öğle vaktinde ekvator üzerine güneş ışınlarının düşme açısı aşağıda gösterilmiştir. Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar burada düşme açısının ekvator üzerine düşme açısının bakın 90 derece olduğu görülmekte. Ekvator üzerine 90 derece olarak güneş ışınlarının düşme açısı ekinoks tarihleri dediğimiz 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir arkadaşlar. Bu tarihlerde dünyanın her yerinde gece gündüz eşitliği vardır biliyorsunuz. Şimdi bundan yola çıkarak A şıkkından başlayalım. A. Güney yarımkürede gündüz süresi gece süresinden fazladır. Yanlış olanı sorduğu için arkadaşlar. Dünyada ekinoks tarihinde gece gündüz eşitliği olduğundan yanlış olan A şıkkıdır. B. Bu tarih ekinoks tarihidir. Doğru. Ekvatorda düz bir zemine dikilen cismin gölge boyu sıfırdır. Arkadaşlar doğru. 90 derece açıyla geldiği için. D. Güneş ışınları ekvatora yılda iki kez aynı açıyla düşer. Bu açı iki kez arkadaşlar 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde düşeceğinden doğru cevabımız burada A şıkkıdır. 2. Aşağıda dünya haritası üzerinde bazı şeyler numaralandırılarak gösterilmiştir. Bir iş insanı harita üzerindeki belirtilen şehirleri bu şehirlerin altında verilen tarihlerde ziyaret etmiştir. Buna göre iş insanının ziyaret ettiği tarihlerde hangi şehirde kış mevsimi yaşanmaktadır? Arkadaşlar 21 Aralık'tan sonra Kuzey Yarımküre'de kış mevsimi başlıyor. Dolayısıyla 20 Ocak'ta kış mevsimi olacaktır. Yine 21 Haziran'dan sonra yaz mevsimi başladığında 20 Temmuz, 21 Haziran'dan sonra geleceğinde yaz mevsimi başlamaktadır. Şimdi Güney Yarımküre'ye baktığımız zaman Güney Yarımküre'de 21 Mart'tan sonra gelen 23 Nisan tarihi var. 21 Mart Güney Yarımküre'de sonbahar mevsiminin başlangıcıdır. Dolayısıyla 23 Nisan sonbahar olacaktır arkadaşlar. 21 Haziran'dan sonra gelen 30 Ağustos tarihinde ise 21 Haziran'da Güney Yarımküre'de kış başlangıcı olduğundan arkadaşlar 30 Ağustos'ta kış mevsimi yaşanacaktır. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 4 olacaktır arkadaşlar. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır. 3. Atmosfer içerisinde meydana gelen kısa süreli tüm hava olaylarını ve değişimlerini, bu olay ve değişimlerin ortaya çıkardığı sonuçları inceleyerek hava tahminleri yapan bilim dalına meteoroloji denir. Günümüzde birçok meslek grubu faaliyetlerine devam ettirebilmek için meteorolojiden yararlanmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi meteorolojiden öncelikle yararlanmaz? A. Uçakların günlük iniş kalkışlarını düzenleyen hava trafik kontrolörü. Arkadaşlar kısa süreli dediği için hava olaylarında günlük bakın burada da kısa süreli bir ifade verilmiş. Dolayısıyla bu öncelikle yararlanmak zorunda. Ve Karadeniz'de sabah saatlerinde ava çıkacak olan balıkçılar yine sabah saatleri kısa bir zaman dilimini belirttiğinde ava çıkacak balıkçıların meteorolojiden yararlanması gerekli. C. Bulunduğu bölgeye uygun bitki yetiştirecek olan çiftçi. Arkadaşlar bitki yetiştirmesi uzun süreli bir iş olduğundan dolayısıyla günlük değil, bunu uzun süreli bir iş olarak düşünebiliriz. Günlük hava olaylarından yararlanacaktır ama öncelikle dediği için sorumuzda. Dolayısıyla doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu görüyoruz. D. Samsun İstanbul seferine çıkacak olan otobüs şoförü. Burada da arkadaşlar bir 12 saatlik bir yolculuk süresinden bahsettiğinden yani kısa bir süreden bahsettiğinde yine öncelikle meteorolojiden yararlanmaktadır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 4. Aşağıda dört kulak kepçesiyle doğan bir kedi ile ilgili haber metni verilmiştir. Midas Tek. Ankara'da dört kulak kepçeli doğan mavi Rus cinsi kedi Midas, mutasyon sonucu bir yerine iki çift kulak kepçesine sahip. Midas'ın veterineri Midas genetik mutasyon sonucu dört kulak kepçesiyle doğdu. Duyma sorunu yaşamıyor ve bu durumun sağlığına olumsuz bir etkisi yok.
Türkiye'de bizim bildiğimiz başka örneği de yok. Midas tek diye konuştu. Haber metnine göre Midas ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? A. Bu durum genetik bir bozukluktur. Arkadaşlar burada genetik mutasyon sonucu demiş. Genetik bir bozukluk evet doğrudur. Bu yorum yapılabilir. B. DNA'nın kendini eşleme sırasında nükleotitlerin hasar görmesi sonucunda bu durum ortaya çıkmış olabilir. Arkadaşlar bu da doğru. DNA'nın kendini eşleme sırasında nükleotitlerin hasar görme sonucu Midas'ın genetik bozukluğu ortaya çıkmış olabilir. C. Bu durum vücut hücrelerinde meydana gelmişse Midas'ın yavruları 4 kulak kepçeli doğar. Arkadaşlar bu vücut hücrelerinde meydana gelen değişiklik bir sonraki nesillere aktarılmaz. Üreme hücrelerinde meydana gelen değişiklikler bir sonraki nesillere aktarılacak. Buradaki doğru cevabımız C şıkkıdır. D. Radyasyon gibi etkiler Midas'ın anne veya babasının üreme hücrelerinin DNA yapısına zarar vermiş olabilir. Arkadaşlar Midas'ın anne ve babasındaki DNA üreme hücreleri dediği için bu da olabilme ihtimali vardır. Buradaki doğru cevabımız C şıkkıdır. 5. Organik bazları deoksiriboz şekeri ve fosfatı temsil eden kartlar kullanılarak hatasız bir DNA modeli oluşturuluyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi oluşturulan DNA modelinin bir parçası olabilir? Arkadaşlar bizler bu sıralamayı artık biliyoruz. Fosfat. Öncelikle fosfat. Deoksiriboz şekeri ve onun yanına bir organik baz. Dolayısıyla oluşturacağımız DNA modelinde hatasız olabilmesi için burada şu ikisinin önceliğini eliyoruz. Daha sonra B ve C şıklarına baktığımızda buradaki eşleştirmelere baktığımızda adeninin karşısına timinin geldiğini gördüğümüzden dolayı B şıkkı doğru cevabımızdır diyoruz. 6. Bir öğretmenin kalıtım konusuyla ilgili tahtaya yansıttığı görsel aşağıda verilmiştir. Öğretmen öğrencilerine görseldeki bezelyelerde yapılan genetik incelemeler sonucunda bu bezelyelerden elde edilecek bezelyelerin %50 ihtimalle kısa boylu olabileceği anlaşılmıştır. Bu durumu nasıl açıklarsınız sorusunu sormuştur. Buna göre öğrencilerin görselde verilen bezelyelerle ilgili yaptığı açıklamalar aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? Uzun boy özelliği kısa boy özelliğine baskındır. Arkadaşlar %50 ihtimalle kısa boylu olacağı anlaşılmışsa, dolayısıyla çaprazlanan bezelyelerden uzun boylunun büyük A küçük A yani melez genotipli, diğerinin ise kısa boylu özelliğe baskın olduğundan, kısa boy çekinik olduğundan küçük A küçük A şeklinde adlandırdığımızda şu ihtimalin %50 ile gerçekleşeceğini, yani birinciden büyük küçük A, ikinciden de küçük A gelecek zaten. %50 ihtimalle böyle bir genotip oluşturacağı anlaşılmış. Bunun oluşmasını nasıl açıklarsınız demiş. A. Çaprazlanan bezelyelerin her ikisi de melez genotipe sahiptir. Yanlış. B. Çaprazlanan bezelyelerin her ikisi de homozigot genotipe sahiptir. Bir tanesi heterozigot arkadaşlar ve melez bakın. Yanlış. C. Birinci bezelye melez genotipe doğru. İkinci bezelye homozigot genotipe sahiptir. Doğru arkadaşlar. Dolayısıyla C şıkkımız doğru cevaptır. D. Birinci bezelye saf çekinik genotipe yanlış. İkinci bezelye melez genotipe sahiptir. Yanlış arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 7. Aşağıdaki tabloda bir bezelye türüne ait farklı özellikteki bireylerin genotipleri ve fenotipleri gösterilmiştir. Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. 1 ve 2 numaralı bireyler çaprazlandığında kuraklığa dayanıklı bezelyeler elde edilir. Arkadaşlar 1 ve 2'yi çaprazladığımızda bakın birinci de baskın genleri tamamı baskın alel olduğundan dolayı arkadaşlar her eşleşmede şu ikinci ile her eşleşmesinde baskın karakter geleceğinden birinciden dolayısıyla elde edilen bezelyeler kuraklığa dayanıklı olacaktır. A şıkkımız burada doğru cevaptır. B'ye bakalım.
2 ve 3 numaralı bireyler çaprazlarında elde edilecek bezelyelerin tamamı kuraklığa dayanıklıdır. Arkadaşlar 2 ve 3'ü çaprazladığınızda bakın bu ikisinin eşleşmesinde kuraklığa dayanıksız olan bitkiler elde edilecektir. Dolayısıyla tamamı dediği için burada yanlıştır arkadaşlar. C. 1 ve 3 numaralı bireyler çaprazlandığında kuraklığa dayanıklı bezelyeler elde edilemez. Arkadaşlar yine bir de baskın karakter olduğundan dolayı her iki alelde tüm bireylerin baskın karakterde olan kuraklığa dayanıklı olacak bezelyelerdir. Burada elde edilemeyeceğini söylediği için yanlıştır arkadaşlar. D. 2 numaralı bireyler kendi aralarında çaprazlandığında kuraklığa dayanıklı bezelyeler elde edilemez. Arkadaşlar şuraya da gösterelim. Bakın şu ikisinin çaprazlanmasının eşleşmesinde kendi arasındaki çaprazlamada kuraklığa dayanıklı bezelyeler elde edilemez demiş. Kuraklığa dayanıksız arkadaşlar bunlar. Şu ikisinin çaprazlanmasında ise bakın kuraklığa dayanıklı bezelyeler elde edileceği görülmektedir. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır. 8. Aşağıda bir kısmı işaretlenmiş bir DNA parçası modülü göstermiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. DNA'daki baz eşleşmeleri tüm canlılarda aynı şekildedir. Arkadaşlar bakın sitozinle guanin, adeninle timin, yine adenin timin, sitozin guanin, adenin timin, sitozin guanin eşleşmeleri tüm canlılarda aynı şekildedir. Doğru. B. İşaretlenen kısım genin bir bölgesi olabilir. Doğru. C. DNA zincirleri nükleotitlerden oluşur. Arkadaşlar doğru. Burada D şıkkında işaretli bölgedeki nükleotit dizisi tüm canlılarda ortaktır dediği. Arkadaşlar işaretli bölge içerisindeki nükleotit dizisi tüm canlılarda ortak olmayabilir. Gen bölgesidir. Değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla D şıkkımız yanlış cevaptır. 9. Aşağıda taş balığı ile ilgili bilgi içeren bir görsel verilmiştir. Taş balığı. Görünüşü bir kayayı andıran ve sahip olduğu renkler sayesinde mercan kayalıkları içinde kamufle olabilen taş balıklarının bütün bedeni sihirlimsi çıkıntılarla kaplıdır ve bu özellik onlara mercan kayalıklarından kopmuş gibi bir görünüm kazandırır. Sahip olduğu bu adaptasyon onu hem düşmanlarından korur hem de onun iyi bir avcı olmasını sağlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi taş balığının sahip olduğu bu adaptasyon ile benzerlik gösterir? Arkadaşlar burada kamufle olması, kamuflaja benzerlik göstereceğinde bu şıklarda verilenlerde kamufle olmayı arayacağız. A şıkkında çuha çiçeğinin renginin yetiştirildiği ortam sıcaklığına göre değişmesi bu modifikasyon örneğidir arkadaşlar. B. Çekirgenin renginin bulunduğu ağaç dalının rengiyle aynı olması bu bir kamuflajdır arkadaşlar. B şıkkımız doğru cevaptır. C. Arıların beslenme şekline göre kraliçe veya işçi arı olması da modifikasyondur. D. Van kedisinin göz renginin birbirinden farklı olması bu da mutasyona örnektir arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır. 10. Aşağıda Ayşe'nin kum üzerinde yürürken giydiği ağırlıklara eşit iki farklı ayakkabı verilmiştir. Buna göre Ayşe'nin ayakkabıları sırasıyla giyip kum üzerinde yürümesi sonucu oluşan durumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Birinci ayakkabıyı giydiğinde kuma batma miktarı ikinci ayakkabıdakinden azdır. Arkadaşlar Ayşe'nin ağırlığı aynı olduğundan. Buradan yüzey alanları içerisinde bakın. Topuk ve uç kısmının yüzey alanı. Burada ise ayak tabanının tamamı değmekte. Dolayısıyla Ayşe'nin ayağı aynı numara olduğunda arkadaşlar birinci ayakkabıyı giydiğinde kuma batma miktarı yüzey alanı küçük olduğundan daha fazla olacaktır. Ve birinci ayakkabı ile birim yüzeye uyguladığı dik kuvvet ikinci ayakkabıdakinden büyüktür. Birinci ayakkabı ile birim yüzeye uyguladığı dik kuvvetli arkadaşlar. İkinci ayakkabıdakinden büyük olacak. Dik kuvvet dediği birim yüzeye uygulanan dik kuvvetini arkadaşlar bizler basınç
olarak basıncın tanımı biliyorsunuz. Dolayısıyla burada basınçtan söz etmiş. Birinci ayakkabıdaki yüzey alanı küçük olduğunda daha fazla bir basınç uygulayacaktır. Doğru cevabımız B şıkkıdır. C. Her iki ayakkabı ile kum yüzeye uyguladığı kuvvet birbirinden farklıdır. Arkadaşlar burada uyguladığı kuvvet demiş. Dik kuvvet değil. Buna dikkat etmek lazım. Kuvvet dediği Ayşe'nin ağırlıkları. Ayakkabıların da ağırlıkları eşit bakın. Dolayısıyla burada C şıkkı doğru değildir. D. Her iki ayakkabı ile kuma uyguladığı katı basıncı değişmez. Katı basıncı yüzey alanına bağlı olarak değişeceğinde doğru cevabımız B şıkkı olarak diyoruz arkadaşlar. 11. Bir bölgedeki plastik maddelerle ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Buna göre çalışmalarından hangileri biyoteknolojik uygulamalardan biridir? 1. Gen aktarılarak plastik parçalama yeteneği kazandırılmış bakterilerin ortalama verilmesi. Bu biyolojik bir arkadaşlar biyoteknolojik bir uygulamadır. Doğrudur. 2. Plastik üretiminde ham madde olarak doğada çözünebilen biyolojik madde kullanılması. Bu da biyoteknolojinin bir ürünüdür arkadaşlar. C şey 3. Plastik toplama merkezlerinin yaygınlaştırılması. Bu ise biyoteknolojik bir uygulama değildir. Dolayısıyla 1 ve 2 doğru cevaptır arkadaşlar. C şıkkı. 12. Öğretmen ahşap parçaların üst üste dizilmesiyle oluşan ahşap bloğu masa üzerine yatay şekilde aşağıdaki gibi koymuştur. Öğretmen öğrencilerine şu şekilde yönerge vermiştir. Örnek hamledeki gibi yerini değiştirdiğiniz ahşap parçasını ahşap bloğun en üstüne koymak şartı ile iki türde hamle yapmanızı istiyorum. Birinci hamlenizde ahşap bloğun masa üzerine yaptığı basınç değişmeyecek. İkinci hamlenizde ise ahşap bloğun masa üzerine yaptığı basınç artacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğretmenin yönergesini doğru bir şekilde uygulayan öğrencinin hamlelerinden biridir? Arkadaşlar birinci de burada basınç değişmeyecek. İkincisi ise basınç artacaktır. Basıncın değişmediği arkadaşlar biliyorsunuz yüzey alanı ve ağırlık arkadaşlar. Dolayısıyla ağırlık da değişmeyecek, yüzey alanı da değişmeyecek. Aldığı ahşap parçasını tekrar üste koyma şartı olduğunda birinci de basıncın değişmemesi için nereden almalıdır arkadaşlar? Orta sıradan almalıdır. Orta sıradan aldığı zaman alttaki masa üzerine yapmış olunan basınç ahşap bloğun masa üzerine yapmış olduğu basınç değişmemesi için yüzey alanı sabit kalacak. Dolayısıyla almış olduğu ahşap parçasını en üste koyacağından ahşap bloğun tamamının ağırlığı değişmeyeceğinde orta sıradan alacağı bilinmektedir arkadaşlar. İkincide ise basıncın artması için ya ağırlığın artması ya da yüzey alanının azalması gerekmektedir. Ağırlık burada ahşap parçalarından dışarıdan ahşap parçası eklenmeyeceğinden dolayı ağırlık artmayacaktır. Burada azalan yüzey alanı olacaktır. Yüzey alanının azalması için de ahşap parçasını en alt sıradan seçecektir. Şıklarımızı okuyalım. A. Birinci hamlede ahşap parçasını en alt sıradan, ikinci hamlede ahşap parçasını orta sıradan almıştır. Yanlış arkadaşlar. Bunun tam tersi olacaktır. B. Birinci hamlede ahşap parçasını orta sıradan doğru. İkinci hamlede ahşap parçasını en alt sıradan almıştır. Biraz önceki açıklamamızdan bu şıkkımızın doğru olduğu anlaşılmakta. C. Her iki hamlede de ahşap parçalarını en alt sıradan almıştır. Yanlış. Her iki hamlede de ahşap parçalarını orta sıradan almıştır. Yanlış arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı. 13. Özdeş kutiler kullanılarak oluşturulan yapı çeşitleri numaralandırılarak görselde verilmiştir. Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisi bu yapıların bulunduğu zemine uyguladıkları katı basınçına aittir? Arkadaşlar burada bir birim ağırlığa bir birim yüzey alanı düşmekte bakın. Dolayısıyla birebir bir basınç vardır. Basıncın bunun P dersek arkadaşlar.
Bunun basıncına P dersek, burada yüzey alanı değişmeyip arkadaşlar, ağırlık iki katına çıktığında 2P bir basınç vardır. Üçüncüde ise ağırlık iki katına çıkıp, ikinciye göre iki katına çıkıp, yüzey alanında iki kat arttığında burada sonuç değişmeyeceğinde burada da 2P'lik bir basınç söz konusudur. Dolayısıyla grafiğimizde 1P, 2 ve 3, 2P olarak görülmektedir. Doğru cevabımıza bakacak olursak, birincinin P, ikincinin 2P olduğu, üçüncünün 2P olduğu D şıkkı görülmektedir arkadaşlar. Dolayısıyla burada doğru cevabımız D şıkkıdır. 14. Özdeş kaplara şekilde belirtilen miktarlarda birbirinden farklı cins iki sıvı dolduruluyor. K sıvısının kap tabanına yaptığı sıvı basıncının, L sıvısının kap tabanına yaptığı sıvı basıncından daha büyük olduğu bilindiğine göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? 1. K sıvısının yoğunluğu L sıvısının yoğunluğundan büyüktür. Arkadaşlar yoğunluk bakın hem sıvının yüksekliğine yani derinliğine hem de arkadaşlar sıvının yoğunluğuna doğru orantılı olarak bağlıdır. Dolayısıyla burada L sıvısı yüksek olmasına rağmen hatta K sıvısı daha düşük seviyede olmasına rağmen derinliğinin az olmasına rağmen daha fazla basınca sahip. Dolayısıyla burada yoğunluğunun daha fazla olduğu görülmektedir. Yani yoğunluğu K, D ile gösterirsek DK büyüktür DL'den. Yani K'nin yoğunluğu D'nin yoğunluğundan büyüktür arkadaşlar. Bu kesinlikle çıkabilecek bir sonuçtur. Dolayısıyla birinci ifademiz doğrudur. 2. L sıvısının yüksekliği H seviyesine düşürüldüğünde her iki sıvının da kap tabanına etki ettiği sıvı basıncı birbirine eşit olur. Arkadaşlar K'nin basıncı zaten şu haliyle bile yüksek. L'nin basıncı daha da L'nin yüksekliğini H seviyesine düşürdüğümüzde aradaki fark daha da açılacaktır. Çünkü yüksekliği azalacaktır. Dolayısıyla ikinci ifademiz doğru değildir. 3. K sıvısının yüksekliği 2H seviyesine çıkarıldığında kap tabanına etki eden sıvı basıncı L'nin iki katı olur. Arkadaşlar bunun bir fazla olacağı doğrudur. L'nin iki katı olur, üç katı olur, beş katı olur. Bunu bilemeyiz arkadaşlar. Kesinlik olmadığından dolayı üçüncü ifademiz öncülümüz yanlıştır. Dolayısıyla burada A şıkkımız yalnız bir doğru bir şıkkımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. 15. Asit, baz ve tuz olduğu bilinen Kl ve m maddeleriyle yapılan deneyler sonucunda elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir. K. Zat yağı ile karıştırıldığında su ve tuz oluşuyor. L. İçerisine atılan mermer parçasını aşındırıyor. M. Farklı renklerdeki turnusol kağıtlarının rengini değiştirmiyor. Verilenlere göre bu maddelerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar öncelikle burada Kl maddelerinin ipuçları verilmiş. Bunları bulmamız lazım. K maddesinin arkadaşlar zat yağı ile zat yağı dediğimiz arkadaşlar asit olduğunda dolayısıyla K asitlerle birleştirildiğinde su ve tuz oluşturuyorsa K'nin arkadaşlar baz olduğunu söyleyebiliriz. L içerisine atılan mermer parçasını aşındırıyor. Mermer parçalarını aşındıran maddenin bizler asit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla M farklı renklerdeki turnusol kağıdının rengini değiştirmediğinden arkadaşlar, turnusol kağıdına su ve tuzlar etki etmediğinden saf su ve tuz. Dolayısıyla arkadaşlar bu maddeye de tuz diyoruz. 1. K'nin pH değeri en küçüktür. Arkadaşlar pH değeri 7-14 aralığında bazlar değer alacağından en küçük değildir. Dolayısıyla birinci ifade öncülümüz yanlıştır. 2. L'nin sulu çözeltisi ortama hidrojen iyonu verir.
Arkadaşlar asitlerin sulu çözeltileri hidrojen iyonu veriyordu ortama biliyorsunuz. Dolayısıyla ikinci öncülümüz doğru. 3. M maddesi K ve L maddelerin birleşmesi sonucu oluşabilir. Arkadaşlar asit ve bazların birleşmesi sonucunda su ve tuz oluşabiliyordu. Dolayısıyla 15. sorumuzun cevabı D şıkkı 2 ve 3'tür arkadaşlar. 16. Açık hava basıncı atmosfer tabakasındaki gazlardan kaynaklanır ve bu basınç içinde bulunan bütün cisimlere her yönde etki eder. Açık hava basıncının etkilerini öğrencilerine göstermek isteyen bir öğretmenin yaptığı deneyin aşamaları şöyledir. Birinci aşamada kapağı açık olan damacananın içine etil alkol ile ıslatılan pamuk yakılarak damacananın içine atılıyor ve damacananın içinin ısınması sağlanıyor. İkinci aşamada hiçbir yerinden hava almayacak şekilde damacana kapağı kapatılarak damacana soğumaya bırakılıyor. Bir süre sonra damacana yanlardan iç kısmına doğru ezilmeye başlıyor. Yapılan bu deney ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A. Damacananın içeri doğru ezilmesinin nedeni iç basıncın artmasıdır. Evet arkadaşlar burada iç basınç artmıyor. Daha doğrusu burada iç basınç sıcaklığın artmasıyla beraber iç basınçta gaz çıkışıyla beraber burada iç basıncın artmasından söz edemeyiz. Burada açık hava basıncının etkisi bakın artmış. Açık hava basıncı artmamış. Açık hava basıncını damacanaya uyguladığı etki artmış. İç basınç artmıyor. İç basınç azalıyor arkadaşlar. Dolayısıyla A şıkkımız yanlıştır. Ve ikinci aşamada damacana içindeki gaz basıncı sıfır olduğu için damacana içeri doğru ezilmektedir. Arkadaşlar yine burada gaz basıncının sıfır olduğundan söz etmiş. Gaz basıncı hiçbir şekilde burada sıfır olduğu söylenemez. Dolayısıyla B şıkkımız yanlıştır. C. Damacana içine pamuk atılmadan önce damacanın içindeki gaz basıncı ile dışındaki basınç birbirine eşittir. Dengede olduğundan arkadaşlar damacana olduğu şekliyle durmaktaydı. Burada doğru iç basınç ve dış basınç birbirine eşitti. Dolayısıyla C şıkkımız doğrudur. D. Damacanın içeri doğru ezilmesinin sebebi açık hava basıncının artmasıdır. Yanlış arkadaşlar. Açık hava basıncı burada biliyorsunuz deniz seviyesinden yükseklikle ve oradaki havanın sıcaklığıyla orantılı olarak değişmekte. Dolayısıyla D şıkkımız da yanlıştır. Buradaki doğru cevabımız C şıkkıdır. 17. K, L ve M elementleri ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. K ile M aynı periyottadır. L ile K benzer kimyasal özellik gösterir. L'nin atom numarası en fazladır. Buna göre K, L ve M elementlerinin periyodik sistemde birbirine göre konumları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar buradaki ipuçlarından yararlanacağız yine. K ile M aynı periyotta olduğu için K ile M yan yanadır arkadaşlar. Periyotlar bize onların yan yana olduğunu söylüyor. L ile K benzer kimyasal özellik gösterdiğinde arkadaşlar alt altadır. Altlı üstlü yani. L'nin atom numarası en fazladır. Yani aynı grupta olacaklar arkadaşlar. L ile K bakın burada benzer kimyasal özellik aynı grupta olduğunda grup numaralarının aynı olması onların alt alta geleceği anlamına taşır. L'nin atom numarası en fazladır. Arkadaşlar bu da en sonda. En altta, en sonda, dipte olacaktır diğerlerine göre dizilimde. Şimdi bu ifadelere baktığımızda K ile M yan yana A şıkkında ama L ile K alt alta değil arkadaşlar. B'ye baktığımızda M ile K yan yana doğru. L ile K alt alta bu da doğru arkadaşlar. Ama L en sonda olacak demiştik. Dolayısıyla B şıkkımız yanlış. C'de baktığımız zaman K ile M yan yana burada bu şartı sağlamıyor arkadaşlar. D'ye baktığımızda M ile K yan yana
L ile K benzer kimyasal özellik gösterdiğinde aynı grupta 6-6 olacak ve atom numarasının en fazla olması için L'nin en sonda olması gerekiyor. Doğru cevabımız D şıkkı. 18. Bir öğretmenin yağış türünü anlatmak için oluşturduğu deney düzeni aşağıda görülmektedir. Bu düzenekte öğretmen bir miktar sıcak su bulunan kabın ortasına içine su geçirmeyecek şekilde boş bir bardak koyuyor. Kabın üstünü streç filmle kapatarak içerideki sıcak suyun buharının dışarı çıkmasını engelliyor. Streç filmin ortasına buz parçalarını koyuyor. Deneyin sonunda boş bardak içinde bir miktar su biriktiğini gözlemliyor. Verilenlere göre yağmurun oluşum sürecindeki suyun değişimi ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A. Su, gaz hale geçerken taneciklerinin iç yapısında değişiklik meydana gelmiştir. Arkadaşlar, sıcak suyun buharlaşmasında iç yapısında değişiklik meydana gelmiş. Taneciklerin iç yapısında meydana gelen bu değişikliğe biz kimyasal değişim diyoruz. Ancak suyun bir halden başka bir hale, yani sıvı halden gaz hale geçişinde kimyasal değişiklik değil, fiziksel değişiklik söz konusu. Doğru cevabımız burada yanlış olan A şıkkıdır. B. Su ve su buharının atom cinsleri birbiriyle aynıdır. Doğru. C. Su buharının su damlacıklarına dönüşürken tanecikler arasındaki mesafe azalır. Arkadaşlar, bu şekilde yoğuşma gerçekleşir. Doğrudur. D. Bu süreçte suyun taneciklerinde bağ oluşumu ve bağ kırılımı gözlemlenmez. Yani kimyasal değişim gözlemlenmez. Bu da doğrudur. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 19. Aşağıda öğrencilerin sınıfta gruplara ayrılarak yaptıkları etkinlikler ve bu etkinliklerin sonucunda elde ettikleri gözlem sonuçları verilmiştir. Birinci grup etkinliği. Cam kabın içerisine sodyum metali konuluyor. Kabın içerisine yavaş yavaş su dökülüyor. Gözlem sonucu ısı aşağı çıktı ve sodyum hidroksit çözeltisi oluştu. İkinci grup etkinliği. Kaptaki yarım litre sütün içerisine 2 yemek kaşığı sirke ekleniyor. Gözlem sonucu kabın dibinde çökerek oluştu. 3. Üçüncü grup etkinliği. Kaptaki bir miktar suyun içerisine bir tatlı kaşığı şeker ilave edilerek karıştırılıyor. Gözlem sonucu kabın dibinde şeker kristalleri gözlendi. Arkadaşlar, birinci etkinlikte ısı açığa çıkması, bir çözelti oluşması, sodyum hidroksit çözeltisinin oluşması bir kimyasal tepkimenin gerçekleştiğini gösteriyor ve kimyasal değişim gerçekleştiğinin kanıtı var arkadaşlar. İkinci de yine süt ve sirkenin karışımından kabın dibinde çökelek oluşması bir kimyasal değişimin ipucu arkadaşlar. Üçüncü de ise şeker ilave edilip karıştırılması fiziksel değişim olan bir karışım türünü oluşturuyor. Dolayısıyla şeker kristallerinin gözlemlenmesi burada çözünemeyen şeker taneciklerini söylüyor. Buradaki çözünme arkadaşlar fiziksel değişimdir. Şimdi birincisi kimyasal. Şuraya yazalım. Kimyasal ve fiziksel değişme. Şimdi buna göre baktığımızda yapılan etkinliklerde kullanılan maddelerin tümünde kimyasal değişim gerçekleşmiş. Tümünde kimyasal değişim diyor arkadaşlar. 3'te fiziksel değişim vardı. A şıkkı söylenemez arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkıdır. B. Birinci etkinlikte kullanılan madde iç yapısında değişiklik meydana gelmiştir. Kimyasal değişimdir. Doğrudur arkadaşlar. Ama söylenmez dediği için yanlış. C. İkinci etkinlikteki sonucunda çökerek oluşumu etkinlikteki maddelerin kimyasal değişime uğradığının göstergesidir. Arkadaşlar normalde doğrudur ancak bize söylenmez dediği için yanlıştır. Arkadaşlar üçüncü etkinlikte kullanılan maddenin sadece dış görünüşü değişmiştir. Yani fiziksel değişime sebep olmuştur. Normalde doğrudur ancak söylenemez dediği için yanlıştır. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 20. Ali öğretmen özdeş iki çinko parçasından birini M çözeltisi bulunan kaba, diğerini ise N çözeltisi bulunan kaba koymuştur. Ali öğretmen bir süre geçtikten sonra sadece N çözeltisinin bulunduğu kaptaki çinko metalinde aşınmaların gerçekleştiği ve gaz çıkışı olduğunu gözlemlemiştir. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1.
Arkadaşlar burada çinko parçası, metal çinko parçasının arkadaşlar N sıvısına etki ettiği ve buradan N sıvısının asit olduğunu anlıyoruz. Şimdi ulaşılabilir dediğimde ihtimaller üzerinde duracağız. Dolayısıyla birinci de M çözeltisi bazlarla tepkimeye girerek su ve tuz oluşturur. Arkadaşlar çinko parçasına etki etmediğinden dolayı buna baz olarak nitelendirebiliriz. Dolayısıyla bazın bazlarla tepkime sonucu su ve tuz oluşmayacaktır. Birinci ifademiz yanlıştır. 2. M çözeltisinin pH değeri 7'den büyük olabilir. M'nin olabilir baz olursa 7'den büyük olabilir. Doğrudur arkadaşlar. İhtimal var. 3'te N çözeltisi mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir. Asittir arkadaşlar. Kırmızıya çevirecektir ve 2 ve 3 burada D şıkkımız doğru cevabımızdır.